Dostlarım, yoldaşlarım, hepinize enişten devrimci duygularımla selamlıyorum. Merhaba. Zaman çok uzadı ve başka programlarımız da olduğu için çok uzun konuşmayacağım. Sadece birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Değerli dostlar, malumunuz olduğu üzere 7'sinde biz bir siyasi parti değil, kendi kaderimizi ve ülkemizin kaderini belirleyeceğiz. Kendi kaderimizi ve ülkemizin kaderini seçeceğiz. Bu anlamda bir taraftan seçim kampanyaları sürerken bir taraftan da Halkların Demokratik Partisi'nin bütün kampanya süreçlerinin görünmez bir el tarafından sürekli engellendiğini, yoğun bir baskıya maruz kaldığımızı ifade etmek durumundayım. Aslında karşımızda bizimle yarışan bir parti yok. Karşımızda AKP yok. Karşımızda bir devlet var. Cumhurbaşkanının AKP'li olduğu, MİT müsteşarının AKP'li olduğu, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamın AKP'li olduğu, Diyanet İşleri Başkanı'nın AKP'li olduğu bir devlet bloğuna karşı mücadele veriyoruz. Hiç kuşkusuz değerli arkadaşlar, bu mücadele eşitler arasında bir mücadele değil. Yani siz 5-6 yaşında bir sahabiyle 20-30 yaşında bir insanı nasıl değerlendiremezseniz, aynı koşulun içerisinde tabi tutamazsanız, aslında bir açıdan güçlerin eşitsizliği açısından böyle bir imkanların eşitsizliği açısından böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat HDP'yi buna rağmen cesaretli kılan, buna rağmen büyük başarılar alacağına HDP'nin ve taraftarlarının hiç kuşku duymamasının sebebi nedir? Kendi içerisindeki dayanışma duygusudur. Tarihsel ve siyasal haklılığıdır. Ve bugün 13 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidarın 13 yıl içerisinde halkı gerek kutuplaştırmak sayesinde, gerek gelir dağılım eşitsizliğini artırmak sayesinde, gerekse zengini çok daha zengin, fukarayı çok daha fukara yapmak noktasında, işçi ölümlerini bu zamana kadar görülmemiş ölçüde artırmak noktasında, taşeronlaştırmayı, sendikasız ve sigortasız çalışmayı adeta bu işin amentüsü haline getirmek noktasında ülkeyi çok kötü bir yere getirdiler. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yalnızca TÜİK rakamlarına, TÜİK verilerine bakarak söylemiyoruz. Aynı zamanda hayatın içinde olduğumuzdan dolayı bunu biliyor ve söylüyoruz. Fakat değerli dostlar, iktidarın bütün imkanlarına rağmen ve bizim siyasi faaliyetimize yönelik bütün engelleme çabalarına rağmen bugün artık AKP iktidarının miadının dolduğu da gizlenemez bir gerçek niteliğinde. Bugün artık Türkiye'deki halkların kahirekseriyeti kendisini AKP gibi bir partinin yönetmesini istemiyor. Bugün gerçekten kardeşliğe ihtiyaç duyuyor. Bugün barışa ihtiyaç duyuyor. Bugün aşa, işe, daha iyi yaşam koşullarına ihtiyaç duyuyor. Bugün daha demokratik bir topluma ihtiyaç duyuyor. Deresine HES yapılmasın, dereler kurutulmasın, sağ sola nükleer reaktörler kurulmasın, termik santraller kurulmasın istiyor. Sözün özü, halkımızın talebi değişim talebidir. Halkımızın talebi daha insanca koşullarda daha eşit ve demokratik yaşama talebidir. İşte değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi olarak biz bu talebin sözcüsüyüz. Bu talebe sahip çıkıyoruz. Diliyorum ve umuyorum ki bugün burada açmış olduğumuz seçim büromuz gerek Çukurova bölgesinde gerekse de Adana'da sürdüreceğimiz siyasi faaliyetin coşkulu, motive, her gün daha fazla insan etkileyen ve her gün daha fazla adeta bir çığ gibi büyüyerek giderek iktidarı hedefleyecek bir noktaya hep beraber geliriz. Şimdiden bu mücadelede, bu kardeşlik, eşitlik, barış mücadelesinde emeği geçen ve geçecek olan bütün yoldaşlarımı kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.